curtindo o verão. Hocam capoeira nasıl bir spordur? Savaş sanatı mı, dans mı, savunma sanatı mı? Nedir? Biraz bize capoeira'yı anlatır mısınız? İşte capoeira bakış açısına göre değişir. Çok yönlü bir spordur. İçinde müzik vardır, jimnastik vardır, savunma sporu vardır, dans vardır. Bunu anlamak için tarihçiliğe bakmak lazım, çok kısa. Capoeira, Brezilyalı kölelerin 16. yüzyılda ortaya çıkardıkları spor ve müzik içeren bir savunma sanatıdır. Brezilya'da yaşayan Afrika asıllı kölelerin kendilerini savunmak için geliştirdikleri bu saldırı kökenli spor, bugün Brezilya başta olmak üzere dünyanın 48 ülkesinde resmi olarak yapılmaktadır. Estetik görünümü ve katı formlara sahip olmayışı capoeira'yı diğer savunma sanatlarından ayırır. Bazı insanlara göre capoeira bir savaş sanatı, savunma sanatı ya da sadece bir dans olabilir. Brezilya'daki capoeira'nın kökenlerini yaratan köleler için capoeira, özgürlüğe giden yol olarak kabul görmüştür. Oyun, müzik eşliğinde saldırı ve savunma kavramları temel alınarak oynanır. Bu oyunda rakipler birbirlerine ağırlıklı olarak zihinsel ve bunun yanında fiziksel üstünlük sağlamaya çalışır. Capoeira'nın amacı, felsefesi, geleneksel kuralları, orkestrası, enstrüman, ritim ve şarkıları oyunuyla bir bütündür. Capoeira'da kurallar gelenekseldir. İlk tekniğimiz Jinga. Jinga bizim gardımızdır. Jinga'da yine kareyi kullanıyoruz. Karenin iki başına, yani bir metre. Capoeira'da capoeira yapacağız. Burada dizler kırık, sağ kol önde. Evet, dirsek çok hafif kırık. Diğer el burada çok hafif öne eğiliyoruz. Bu hareketin adı capoeira. Şimdi hangi ayağımız arkadaysa o kolu öne kaldırıyoruz. Yani bu avuç içi dışa bakıyor, çok hafif çarpmaz. Diğer kol yanda. Şimdi ayağımızı tekrar yana getirdik. Burada dizler yine kırık. Kol değişirken ayak da değişiyoruz. Evet. Buradaki mantık şu. Hangi ayak arkadaysa o kol önde. Diğer kol yanda. Capoeira'nın dansı budur. Dans temel olay. Fakat buradaki asıl amaç yine savunmadır. Dikkat ederseniz burada her ayak el değişirken rakibe çift tokat atıyoruz. Tokat 1, tokat 2. Rakip uzaktaysa dans figürü gibi görülür. Fakat yaklaştığı zaman vuruş haline gelir. Evet, bekliyoruz. Şimdi esquiva patras. Burada esquiva patras dediğimizde ayak geriye geliyor. Evet. Yüzümüzü koyuyoruz. Orada bekleyin. Buradaki mantık şu. Rakip saldırdığı zaman tekmeyi gard almak yerine tekmenin altında kalıyoruz. Sonra tekrar kalkıyoruz jinga. Çok güzel. Evet. Şimdi buraya doğru. Esquiva patras. Tekrar esquiva patras. Ayağı biraz daha yana alıyoruz. Esquiva patras. Esquiva patras. Jinga. Çok güzel. Şimdi ikinci savunma tekniğimizi göstereceğiz. Bu da esquiva lateral. Burada yine bağısı da bekliyor. Sol ayak arkada. Burada rakibe doğru önce yan dönüyoruz. Şu anda hedef küçüktü. Rakip sadece bizi yandan görüyor. Dizler yine kırık. Öndeki kol dik duruyor. Ve o eğiliyoruz. Çok güzel. Diğer kol geride. Burada bekleyin. Yine bundaki mantık da aynı. Rakip saldırdığı zaman tekmeğin geliş yönüne sırtımızı dönüyoruz. Ve darbeden kurtuluyoruz. Esquiva lateraldeyken jinga dediğimizde önce öne doğru dönüyoruz. Daha sonra normal jingamıza geçiyoruz. Evet, başlayalım tekrar. Yüzü koruyoruz. Şimdi darbenin buradan geldiğini düşünüyoruz. Önce darbeyi arkamızı dönüyoruz ve eğiliyoruz. Kafa aşağıda ve rakibe bakıyoruz. Jinga. Önce düzeldik. Sonra jinga. Evet. Çok güzel. Devam. Bekle. Esquiva lateral. Yan dön. İyice eğil, yoksa darbe bize vurabilir. Jinga. Bekliyoruz. Şimdi kol yanlış. Kol düzeltiyoruz hemen. İlk başlarda en büyük hata arkadaki budur. Öndeydi. Direkt değişebiliyor.
Burada dikkat etmemiz gereken şey savunma tekniklerinde aşağıda kalmak. Vücudumuz ne kadar yukarıya kalkarsa darbeyi yeme ihtimalimiz o kadar yüksek. Çünkü siz bu tekniği yaparken karşınızdaki kişi bütün gücüyle size tekme atıyor da saldırıda bulunuyor. Enstrümanlardan bahsedelim mi biraz? Yani hem dövüşüyorsunuz, spor yapıyorsunuz, bir taraftan enstrüman çalıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. Bunların da herhalde birer tekniği var değil mi? Tabii ki de. Müzik en başta söylediğimiz gibi bu bir köle sporu. Köle sahipleri sporu anlamasın diye müzik ve dans kullanılmıştır. Bu da temel çalgı aletlerimizden atabaki. Vurmalı bir çalgıdır, öğrenmesi çok kolaydır. Ayrıca öğrencide dikkat dağınıklığı ve odaklanma eksikliğini giderir. Liderlik vasfı kazandırır, özgüven arttırır, yaratıcılığı geliştirir. Özellikle çocuklarda bunlar çok önemlidir. Ve capoeira'nın bir parçası değil mi zaten? Bizde de yapılan oyunun şiddetini belirler. Müzik hızlıysa yapılan oyun hızlı, yani regional stil yapılır. Eğer müzik yavaşsa Angola daha yavaş bir stildir. Bizde de stili belirler. Şu şekilde basit çalması vardır. 1-2-3-1. Burada ritmi çalarken öğrenci konuşturulur ya da şarkı söylenmeye çalışır. Öğrenci şarkıyı söylediği zaman beynin sağ ve sol tarafını aynı anda kullanmış olur. Bu temel çalgıdır. Daha karışık teknikleri vardır. Bu biraz daha zor olan tekniktir. İsterseniz deneyebilirsiniz. Burada mühim olan çalmak değil, çalarken konuşmak değil mi? Evet. Şimdi ilk yapacağım hangisi? 1, 1, 2, 3. Yine kapördeki mantıklardan birisi, yani darbenin geldiği yerde olmama mantığıdır bu. Bir tanesi kokorina. Darbe bize geliyor, yine bu sefer yana doğru geliyoruz. Ayaklar yan yana, eğiliyoruz. Hangi tarafa gittiysek o el yerde, diğer el yüzü koruyor. Tekrar yana geliyoruz ve jingamızı yapıyoruz. Kokorina, oturduk, jinga. Jinga, evet, kokorina, şimdi diğer tarafa kalkıyoruz, kokorina, kokorina, jinga, 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 çok güzel. Ben sağa çalışacağız. Ben sağa öne kırık tekme. Ben sağda da normalde arkadan vurulabilir. Fakat biz bunu jingadan yapacağız. Şu şekilde bir ayak yana geliyor. Evet, ayağı yana getirdik. Burayı sağa hemen eller yukarıda yüzümüzü korumaya. Diğer ayağımızı kaldırıyoruz. Öne doğru vuruyoruz. Ayağımızı tekrar aldığımız yere koyuyoruz. Diğer ayak geriye. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3, jinga, jinga, jinga. Farklı bir çalgıdır. Biriba denen bir ağaçtan yapılır. Bir ahşap, verga denir. Arami denen çelik bir tel vardır üstünde. Genelde tekerlek lastiklerinden çıkartılır bunlar. Kabas ya da gunga denen bir su kabağımız var. Baget dediğimiz bir çubuk. Ritmi vermek için dobra diye bir çakıl taşı kullanılır. Ve içinde tohumlar olan bir sepet. Uh,
tutması biraz zordur. Çalmaktansa tutması daha zordur. Burada taş tele dokunarak ritim verir. Ve kabağı göğsünüzü açıp kapatarak. Bu şekilde çalgı aletimizi kullanıyoruz. Buradan alttan tutuyorum galiba. Evet, sol parmak. Çok güzel. Baş parmakla çakıl taşını şu şekilde tutuyoruz. Çok iyi. Burada parmağımızı ilk taşı değdireceğiz. Parmağım değiyor biraz. Şimdi teknikleri birleştireceğiz. Tekme ile beraber savunma tekniklerini yapacağız. Sol ayak arkada. Şimdi bir, ben sağ yapıyoruz ilk önce. Ben sağ, vurduk. Şimdi bekle. Buradaki ayağımızı direkt geriye alıp eskiye patlarsın. Önce ben yapayım, sonra siz. Evet, aynısını yapın. Çok güzel. Yan döndük. Çok güzel. Üç tekli birbirini burada eklemiş olduk. Jinga. Şimdi tekrar ben sağa atıyoruz. Ben sağa. Vur. Ayağı geri al, esquiva. Patras. Esquiva. Lateral. Kokorina. Ve jinga. Böylece saldırı ve savunmayı birbirine eklemiş olduk. Bu çalgımız pandeiro. Ve pandeiro da köle sporu olduğu için basit vurmalı bir çalgı. Bu şekilde tutuyoruz. Yine temel çalgı temeli bu şekilde. 1, 2, 3. Daha sonra daha farklı çalma şekilleri var. Ama temelde 1, 1, 2, 3 olarak çalıyoruz. Hadi baş parmakla 1, 1, 2, 3. Şimdi yeni tekniğimiz bachida. Bunda ayağımızı arkaya alıyoruz. Bir ayak yana geliyor. Şimdi burada beni izlemeniz lazım. Dizimizi öne kaldırıyoruz. Burada diz rakiple aramıza giriyor. Eğer rakip yaklaşmaya çalışırsa bile bize aramızda engel olacak. Dizi kaldırdıktan sonra ellerimizi arkaya koyuyoruz. Diz yukarıda. İki eli arkaya koyduk. Rakibe vuruyoruz. Ayak arkaya geliyor. Bitiminde tekrar esquilateraldeyiz. Ve kalktık. Dizi, sağ dizi kaldır istersen daha rahat olur. Tamam. Sağ. Sağda daha rahat yaparsın. Ellerini koy yere. Kolların arasından rakibe bakıyorsun. Ayağını uzatıyorsun. Geriye alıyorsun. Ve tekrar rakipteyiz. Bitimde tekrar soğunmaya geçiyoruz. Jinga. O zaman biraz daha zor bir tekniğe geçeyim. Kombasso. Bu da döner tekmemiz. Bu şekilde. Bu normal hali, atış hali. Ve biz bunu biraz daha yavaş yapacağız. İlk önce sağ ayağımızı arkaya alıyoruz. Yine teknikleri yaparken düz bir çizgiyi kullanırsak teknik çok daha düzgün çıkar. Evet, sağ ayak arkada. Bir, ayağımızı getiriyoruz yanına. İki, dönüyoruz. İki elimizi yere koyuyoruz. Burada sağ ayağımızı kaldırıyoruz yukarıya. Burada önemli olan şey şu. Topuk yukarıya kalkacak. Parmak ucuyla arkaya doğru dönüyoruz. Tam arkaya geldiğinde esquiva patras yapıyoruz. Ayağı yere koyuyoruz. Çok güzel. Evet.
ilişkili akrobasi çalışmalarımıza salto ile başlıyoruz. Bunun için midelerden oluşan belli çalışma alanlarımız vardı. İlk önce burada geriye dönmeyi korkumuzu yeniyoruz ve vücudun buradaki bel ve kol vuruşunu öğrenmesini sağlayacağız. Burada yapmamız gereken ilk şey mindere geliyoruz. Burada kalçamız dışarıda kalacak şekilde mindere oturuyoruz. Burada geriye doğru yatıyoruz. Yattıktan sonra ayaklarımız yere yaklaşana kadar tuttuğumuz yeri bırakmıyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Ve salto'nun temel çalışmasını yapmış oluyoruz. Peki. Uzun süre çalışmadan sonra bu teknikler çok daha iyi hale gelecek. Evet. Kalça aşağıda kalıyor. Evet, kalça aşağıda. Çok güzel. Kesinlikle bırakmıyoruz tuttuğumuz yeri. Ben söyleyene kadar bırakmayacaksınız. Tamam. Evet. Ayaklarımızı çekiyoruz. Yatıyoruz. Çek. Bırak. Çok güzel. Çok iyi.